Herkese merhaba, bu videomuzda Huawei P30 Pro'nun detaylarına yakından bakıyoruz. Huawei P30 Pro, P30 serisinin amiral gemisi niteliğinde akıllı telefonu 26 Mart'ta Paris'te düzenlenen ve bizim de yerinde takip ettiğimiz bir etkinlikte Huawei P30 serisi tanıtılmıştı. P30 Pro bu seri içerisinde en üst düzey özelliklere sahip akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Üzerinde 4 adet kamera var, aynı zamanda yüksek çözünürlüklü bir selfie kamerası da mevcut durumda. Böylelikle fotoğrafçılık alanında kullanıcılara fazlasını, çok daha fazlasını olan bir akıllı telefon Huawei P30 Pro. Öncelikle tasarımdan başlayacak olursak Huawei P30 Pro, geçen yıl Ekim ayında görmüş olduğumuz Mate 20 Pro'nun izinden devam eden bir akıllı telefon. Tasarım anlamında Mate 20 Pro'ya oldukça benziyor P30 Pro, ancak Mate 20 Pro'ya göre biraz daha geniş ve biraz daha kalın bir telefon. Yine de ekran kapalıyken ön yüzle baktığınızda iki cihazın aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii ki P30 Pro'yu Mate 20 Pro'dan ayıran önemli bir fark var. O da ekranın üst kısmında yer alan damla çentik. Mate 20 Pro'da daha geniş bir çentik alanı vardı ve 3 boyutlu bir yüz tanıma sistemine ev sahipliği yapıyordu. Ancak P30 Pro'da sadece 32 megapiksel çözünürlüklü selfie kameraya ev sahipliği yapan bir damla çentik bulunuyor. Bunun dışında cam ve metal birleşimi, şık tasarım mevcut. Renk seçenekleri bakımından P30 Pro oldukça çekici. Bizim elimizde siyah renkli versiyon var ve siyah renkli versiyon en sade versiyon olma özelliğini taşıyor. Halbuki Breathing Crystal ve Aurora olarak adlandırılan çok daha çekici renk seçenekleri var ki P30 Pro'yu almayı düşünenlerin ilk önce bu seçeneklere bakmasını tercih ederiz. Ancak ağırlıktan yanaysanız, ağırlığın havasını, siyah rengin havasını seviyorsanız elimde tutmuş olduğum siyah renk sizin için en uygun model olacaktır. Huawei P30 Pro'da suya ve toza dayanıklı, böylelikle yaz geliyor. Yazın deniz kenarında veya havuz kenarında rahatlıkla fotoğraf çekmek için Huawei P30 Pro'yu kullanabilirsiniz. Su altında da fotoğraflar çekmek için ideal olacaktır, bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında ekran 6.47 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip ve ön yüzün büyük bir bölümünü kaplıyor. %90'a varan bir ekran gövde oranı mevcut durumda telefonda ve ekranın bir özelliği parmak izi okuyucusu barındırması, tıpkı Mate 20 Pro'da olduğu gibi. P30 Pro'da parmak izi okuyucusu biraz da alt tarafa doğru alınmış ve böylelikle eskinin diyoruz, ekranın altında bulunan fiziksel parmak izi okuyucularındakine benzer bir kullanım imkanı sunuluyor. Mate 20 Pro'daki yere alışmıştık, ancak P30 Pro'da da alışmak çok süre değil. Parmağınızı kolaylıkla dokunurup ekran kilidini açmanız ve telefonu kullanmaya başlamanız mümkün oluyor. Gayet hızlı şekilde çalıştığını söyleyebiliriz P30 Pro'daki parmak izi okuyucusunun. Parmak izi okuyucusuna ek olarak bir biyometrik kimlik doğrulama yöntemi daha var ki o da yüz tanıma. Üste görmüş olduğunuz selfie kamerası aynı zamanda yüz tanıma ile kilit açma imkanını sunuyor. Tabii ki parmak izi okuyucusuna göre çok daha düşük bir güvenlik seviyesi mevcut. Ancak yüz tanımanın da gayet hızlı şekilde çalıştığını ve parmak izi okuyucusundan daha pratik olduğunu söylememiz gerekiyor. Ekranda parmak izi okuyucusundan bahsetmişken ekranla ilgili konuşmaya devam edelim. P serisinde genellikle Full HD Plus çözünürlükte ekranlar görüyoruz. P30 Pro'da bu geleneği bozmuyor. 6.47 inçlik ekran 1080p plus çözünürlüğe sahip, yani 1080x2340 piksel çözünürlükte, 400 ppi'nin biraz altında bir piksel yoğunluğu mevcut. Yeteri kadar keskin ve net görüntüler var. Ekran OLED teknolojisini barındırıyor. Siyah renk derinliği yüksek, aynı zamanda parlaklık da gayet iyi. Dışarıda parlak ışık altında da bu ekranı rahat şekilde kullanmak mümkün oluyor. HDR10 desteği var. Çentik alanı çok küçük, yani tam ekranda içerikleri izlerken veya oyun oynarken herhangi bir sıkıntı, kameranın bir göz tırmalaması gibi durum söz konusu olmuyor. Bu açıdan da iyi. Netflix gibi uygulamalarda ise çentik sınır kabul ediliyor ve çentiğe taşmayacak şekilde görüntü ayarlanıyor. Bu açıdan da biraz daha tutarlı bir görüntü sunuluyor. Ekran tarafında multimedya deneyiminin en önemli ayağı destekleniyor. Ses tarafına baktığımızda ise P30 Pro rakiplerinin biraz daha gerisinde gibi görünebilir. Çünkü alt tarafta tek bir hoparlör var. Bu hoparlör yaydığı titreşimde ekranda da sesi biraz daha etkisini arttırmasına yardımcı oluyor. P30 Pro'nun hoparlörü, tek hoparlörü çok daha fazla yüksek bir ses çıkışına sahip. Yani telefonu uzaktan duyduğunuz sanki stereo hoparlör varmış gibi düşünebilirsiniz. Ancak telefonu karşınıza tuttuğunuzda sesin tek bir yerden geldiğini anlayacaksınız. Yine de ses şiddeti oldukça iyi. Dolgunluk iyi. Bas ve tiz seviyesi de ayarlanmış. Düzgün şekilde ayarlanmış. Bu telefonda video izlerken veya müzik, arkadaşlarınızla müzik dinlerken tek hoparlörün de fazlasıyla yeterli olduğunu düşünebilirsiniz. Ses demişken 3.5 mm kulaklık jack'ı yok. Kutudan USB-C portlu bir kulaklık çıkıyor. Test ettiğimiz cihazın kutusundan USB-C 3.5 mm kulaklık jack adaptörünün çıkmadığını belirtelim. Ancak piyasada satılan ürünlerde bulunuyor olabilir. Bunu yorum alanında daha sonra netleşirip sizinle bilgi olarak paylaşırız. Bunu belirtelim. Donanım bileşenleri tarafına baktığımızda P30 Pro'nun geçen yılın Mate 20 Pro modelini takip ettiğini görüyoruz.
Kirin işlemciler genellikle yaz aylarında çıkıyor ve bir sonraki seneye kadar amiral gemisi telefonlarda o işlemciyi görüyoruz. Yani bu telefonda Kirin 980 işlemci var. Tıpkı Mate 20 Pro'da olduğu gibi. Elimizdeki üründe 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza bulunuyor ki bu da amiral gemisi telefondan beklenen performansı sunma konusunda fazlasıyla yeterli oluyor. Çoklu görev performansı iyi. Uygulamalar arasında geçiş gayet hızlı. Farklı uygulamalar arasında çalışmak da gayet sorunsuz şekilde gerçekleştirebiliyor. Oyun performansı açısından da Huawei P30 Pro'nun gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yani bir amiral gemisi telefondan beklediğiniz tüm eğlence üretkenlik işlevlerini P30 Pro Kirin 980 işlemcisiyle rahatlıkla sunmayı başarıyor. Pil tarafına baktığımızda ise 4200 mAh kapasiteli bir pil mevcut ve bu pil 2 güne varan bir çalışma imkanı sunuyor. Gerçekten pil performansı Mate 20 Pro'da olduğu gibi P30 Pro'da da gayet iyi durumda. Hızlı şarj desteği var. Kutudan çıkan 40 Watt'lık şarj adaptörüyle yarım saatte %70'e varan bir doluluğa sıfırdan ulaşmak mümkün oluyor. Aynı zamanda kablosuz şarj desteği de mevcut. Üstelik 15 Watt'lık kablosuz şarj aksesuarları da P30 Pro tarafından destekleniyor. Böylelikle kablosuz olarak şarj ederken çok daha kısa sürede şarj etmek mümkün oluyor. Kablosuz şarj demişken ters kablosuz şarj özelliği de var. Yani P30 Pro ile kablosuz şarj özellikli telefonları, aksesuarları rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Çok pratik bir yöntem olmayabilir ancak ihtiyaç duyduğunuz durumlarda elinizde bir powerbank yoksa ve arkadaşınızın veya ikinci cihazınızın pili bittiyse P30 Pro'yu şarj için kullanmanız mümkün oluyor. Huawei P30 Pro'nun bağlantı özellikleri de gayet iyi. Wi-Fi ağlarına hızlı şekilde bağlanıyor. Telefon görüşmeleri için iZoPro'ları yok. Ekranın titreşimi yoluyla karşı tarafın sesi telefon konuşmalarında size kulağınızda yansıtılıyor. Standart bir iOS hoparlörüne göre biraz daha düşük şiddet söz konusu. Yine de çok fazla sıkıntı çekmediğimizi telefon görüşmelerini P30 Pro ile rahat bir şekilde gerçekleştirdiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Yazılım tarafına baktığımızda Huawei P30 Pro'da Android 9 Pie yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde de Huawei'nin Emotion UI yani kısaca EMUI kullanıcı arayüzü var. EMUI 9.1 geliyor ve geçen sene Mate 20 Pro ile tanıştığımız sürüme göre bir takım yenilikler mevcut. Örneğin GPU Turbo 3.0 desteği var. Google AR Core desteği var. AR Major adı verilen bir uygulama var. Arkadaki kameraları kullanarak özellikle uçuş süresi kamerasını kullanarak ölçüm yapmak, cisimlerin hacimlerini sadece kamera yoluyla hesaplamak mümkün oluyor. Bu destek getiriliyor. Bunun dışında alıştığımız Huawei Emotion UI kullanıcı arayüzü mevcut. Uygulama menüsü yok. Standart olarak bütün uygulamaların ve bileşenlerin ana ekranda toplandığı bir yapı var. Ancak isterseniz uygulama çekmeceli görünümü geri getirebilirsiniz. Gayet pratik. Her ne kadar Huawei'nin bu arayüzü pek fazla sevmese de bizim kullanışa bulduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Eğer isterseniz bu klasik navigasyon tuşlarını da gizleyebilir ve ekranda gezintileri el hareketleriyle, parmak hareketleriyle gerçekleştirebilirsiniz. Bu da sunulan özellikler arasında bulunuyor. Çeşitli araçlar yine mevcut. Araçlar klasörüne girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi birçok araç var. Akıllı kumanda var. Üstte bulunan kızılötesi portunu kullanarak Huawei P30 Pro ile evinizdeki televizyonu veya diğer eşyaları kontrol etmeniz, kumanda etmeniz de mümkün oluyor. Geldik en önemli özelliğe yani kamera sistemine. Huawei P30 Pro gerçekten güçlü olduğunu barındırdığı kameralarla gösteriyor. Arkada 40 megapiksel standart, 20 megapiksel ultra geniş açılı ve 8 megapiksel periskop yapılı telefoto lens var. Aynı zamanda bir de derinlik algılamaya olanak sağlayan 3 boyutlu uçuş süresi kamerası, time of flight kamerası var ve böylelikle Huawei P30 Pro kullanıcılara gayet kapsamlı bir kamera paketini sunuyor. Arka tarafta önde de 32 megapiksel çözünürlüklü tek bir selfie kamerası mevcut durumda. Kamera sistemine baktığımızda dikkat çeken özellikler neler? Onları sıralayalım. Öncelikle düşük ışıkta ve karanlıkta yüksek performans göstermesi var. Huawei P30 Pro'nun yüksek ISO hassasiyeti mevcut. Aynı zamanda standart kırmızı, yeşil, mavi sensör yerine kırmızı, sarı, sarı, mavi renkli bir sensör yapısı kullanıyor. Böylelikle kameranın daha fazla ışığı toplamasını ve düşük ışıkta da daha aydın fotoğrafların çekilmesine olanak sağlıyor. Düşük ışık performansı çok iyi dedik. ISO değeri hayli yüksek. DSLR fotoğraf makinelerinde görmüş olduğumuz tarzı bir ISO değeri mevcut. Böylelikle ortam neredeyse tamamen karanlık ile çektiğiniz fotoğraflarda sanki ortam bir ışık kaynağıyla aydınlatılıyormuş gibi sonuçlar elde etmeniz mümkün oluyor P30 Pro ile. Bunun dışında düşük ışık demişken gece modu yine mevcut. Karanlıkta veya dışarıda sokakta çektiğiniz fotoğraflarda da detaylar bir hayli iyi. Sadece bulanıklığın azaltılması değil aynı zamanda detayların yakalanması konusunda da Huawei P30 Pro düşük ışıkta ve karanlıkta gayet iyi sonuçlar elde ediyor. Kamera sisteminin bir başka önemli özelliği yüksek zoom yeteneği. Telefonda görmüş olduğunuz kare şekilli kamera periskop yapısına sahip. Böylelikle yüksek miktarda optik yakınlaştırma imkanı sunan bir lens dizisi yatayda yerleştirilebiliyor ve periskop sistemi yardımıyla da ışığın yatayda sıralanmış lens sistemine düşürülmesi mümkün
oluyor. 5 kat optik yakınlaştırma çoğu akıllı telefonlarda görmediğimiz bir özellik. Hibrit yakınlaştırmayla 10 kat yakınlaştırma, toplam yakınlaştırma sunuluyor. İşin içinde dijitalde katıldığında toplam 50 kat yakınlaştırma imkanı Huawei P30 Pro'nun kamera sisteminde mevcut durumda. Çektiğimiz fotoğraflara baktığımızda gerçekten de 5 kat yakınlaştırmanın oldukça net ve canlı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Telefoto lensin diyafram açıklığı düşük olduğu için karanlıktaki sonuçlar aydınlık ortamlardaki sonuçlar kadar iyi değil. Ancak dışarıda diyelim ki manzara fotoğrafı çekiyorsunuz ve yakınlaştırma yaptığınız Huawei P30 Pro'nun gerçekten oldukça iyi sonuçlar verdiğini göreceksiniz. Sonuç olarak Huawei P30 Pro gerek yeterli ışın olduğu ortamlarda gerek düşük ışıkta gayet tatmin edici, memnun edici fotoğraflar çekme olanak sağlıyor. Özel günlerinizde Huawei P30 Pro'yu rahatlıkla yanınıza taşıyabilir ve başka cihaza ihtiyaç duymazsınız. Video tarafında Huawei'nin kendisini biraz daha geliştirdiğini görüyoruz. Mate 20 Pro'nun üzerine biraz daha eklemeler yapıldığına tanık oluyoruz. Optik görüntü sabitleme hem standart lensle 40 megapiksellik lensle hem de telefoto lensle mevcutluğunda böyle video çekimi sırasında yakınlaştırma yaptığınızda çok daha duran sonuçlar elde etmeniz mümkün oluyor. Ses kalitesi oldukça iyi. Düşük ışıktaki çekimlerde biraz renklerde karikatürize edilmiş şekilde bir durum ortaya çıkabiliyor. Ancak genel olarak Huawei P30 Pro'nun video performansını da beğendiğimizi söyleyebiliriz. Teknoblog.com'daki detaylı Huawei P30 Pro inceleme yazısında hem kamera sisteminden detaylı şekilde bahsediyoruz hem de video ile ilgili özellikleri, detayları size aktarıyoruz. Daha fazla ayrıntı için Teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısına bakmanızı tavsiye ederiz. Aşağıda açıklama bölümünde Huawei P30 Pro incelememizin teknoblog.com bağlantısını bulabilirsiniz. Huawei P30 Pro ile ilgili aktaracaklarımız özet olarak bu şekilde. Eğer sorunuz varsa aşağıdaki yorum alanı üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışırız ve söylediğimiz gibi teknoblog.com'daki inceleme yazımıza da bakmayı ihmal etmeyin. Videolarımızı yakından takip etmek, hiçbir videoyu kaçırmamak için Teknoblog YouTube kanalına abone olmanızı ve bildirimleri açık tutmanızı tavsiye ederiz. Aynı zamanda en güncel teknoloji haberleri için günün her saati teknoblog.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.